İsterseniz önce bir sizin şöyle kısa çocukluğunuzdan başlayarak kısa bir hayat hikayenizi alalım. Ben 1935 yılında Batum'da doğdum. 6 aylıkken Çengelköy'ünde Vahdettin'in köşkü var. Onun çiftliğine taşındık. Vahdettin'in çiftliğine taşındık. Ve o zamandan bu zamana da işte Çengelköy'lüyüz ama 20 yıldır da burada oturuyorum. Hep Çengelköy'deydim. Bir ara karşıda Sultanahmet'e de oturdum. Efendim. Mesela Hilal Dergisi'ni çıkarırken falan. Efendim. Şu anda 83 yaşındayım. 1962'den beri de yazı yazıyorum. Çeşitli mahfillerde konuşuyorum. Bilmem ne. Böyle geçiyor hayatım. Şu anda da Facebook'ta yazıyorum. Efendim. Dergi hayatım Büyük Doğu ile başlar benim. Yayın hayatım. Sonra Hilal. Sonra kendi kurduğum Kazdalı Yayınları. Daha sonra o kapanınca 72'de kurduğum İhya Yayınları. Tabii o arada bazı gazetelerde yazılar yazdım. Mesela Bugün Gazetesi'nde Şevket Ege'nin elindeyken Bugün Gazetesi ya da Gündoğdu Serahatlıoğlu olabilir. Efendim. 113 gün süren bir tebrika yazmıştım. Safahat'ın penceresinden diye. Mehmet Akif'in. Safahat'ını incelemiştim. Yani gazetelerde de yaz. Zaten ilk yazıyı gazetede yazdım. Yeni İstanbul Gazetesi'nde. Efendim. Sonunda da 94 yılında yayın evini kapattım. İHA Yayınları'nı. Ya, bir namaz kıldım. Ya Rabbi başka bir asker bul. Ben taşıdığım yükü taşıyacak titrim yok. Zenginliğim yok. Makamım yok. Başka bir asker bul diye de kenara çekildim. Ama bu Birleşik Dağıtım'ın sahibi Akif Kerimoğlu arkamdan koştu. Kapattım ben. Aldım bir balık oltası Çengelköy'ünde. Çantaya da bir Kur'an koydum. Balık takımları falan. Öyle vakit geçiriyorum. 8,5 ay arkamda koşarak beni Birleşik Dağıtım'a getirmeye ikna etti. Birleşik Dağıtım'daki kartvizitinde şöyle yazıyordu. Birleşik Dağıtım Kültür Koordinatörü. Neyse onu geçelim. Kitap dergisi çıkarıyorduk biz. Şeyde. Birleşik Dağıtım'da. Onda yazmaya başladım. Sonra onu yönetmeye başladım. Bana verdiler çünkü. Kul Muhammed Nur Doğan bilmem ne falan vardı. Cemil Meriç'in kızı vardı bilmem ne. Bir heyetti yani. Dergi heyetinde. Sonunda bana kaldı. Bir sayı Sezai için çıkardım. Kitap dergisini. Sezai sayısı vardır kitap dergisinde. Ve şimdi de Facebook'ta yazıyorum. Site açtım. 1990'lı yıllarda kuranikerim.org adlı. Orada zannederim 4,5-5 yıl yakın sorulara cevap verdim. O kapandı. O da şeyindi çünkü Akif Kerimoğlu'nun, benim değil. Efendim. Sonradan ismailkazdal.org diye bir site açtım. Orada da 2000'e yakın soruya cevap verdim. Ondan sonra da Facebook'ta yazmaya başladım. Bu kadar şey. Yani siz ömrünüz okuyarak, yazarak geçmiş. Okuyarak, daha çok okuyarak tabii. Neler okudunuz? İlk okuduğunuz kitapları hatırlıyor musunuz? Nerelerde Vallahi okudunuz? Vahdettin'in Köşkü'nde
Ben koskoca 600 yıllık hanedanın son fertleriyle tanışmış adamım. Mesela Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'a ben Ulviye teyze derdim. Onları beslemek için 3 tane köşk, 8 tane daireye bölündü. Yazlık kiraya verildi, sayfiye anlamında. Bu sayfiyeye gelenlerden özellikle Kongar ailesi, şu Emre Kongarlar var ya, o Emre Kongar'ın anası da babası da felsefe hocasıdır. Babası benim neslin okuduğu lise zamanlarının felsefesini yazan adam yani, felsefe kitaplarını. Köpek İhsan derlerdi ona. Ateistti çünkü. Efendim. O Vahdettin'in köşküne taşınırken bir kamyonla gelir, yarısı kitaptır. İki tane çocuğu var, bir tane abisi vardı Emre'nin. Benimle 15 gün doğum farkı var. Engin. Dağcılığa merak sardı, düştü öldü demir kazık zirvesinde, Toroslar'da. Efendim, o da ateistti. Ama benim düşünce dünyamda oldukça büyük bir yeri vardır Engin'in. O kitapları onlar da okurdu, biz de okurduk. O çocuklar da okurdu, ben de okurdum. Yarın kamyon kitabı. İlkten tabii Batı'nın romanıyla, klasik romanlarıyla tanıştık. Yavaş yavaş yukarılara geçtik işte. Shakespeare okuduk, Memnu okuduk. Ben 13-14 yaşlarında da felsefe okumaya başladım. Batı'yı okudum ben ilk defa. Kısaca yani. Yani Aristo okudum, Eflatun okudum, Saint-Simon okudum, Spinoza okudum filan. Bergson okudum falan efendim. 60 yılına kadar zaten bizim literatürümüzün kitapları yoktu. Evet. Çıkaramıyorduk. Marif yayınları vardı mesela 40'lı yıllarda Hasan Ali Yücel döneminde. Tamamen Batı klasiklerini çıkarıyordu. Bir de Doğu'da dinle hiç ilgisi olmayan mesela Bayburtlu Zihni, işte Mukaddime dinle pek ilgileri yoktur onların. İşte Heccav Eşref falan gibi kitapları da çıkarırlardı. Bazı tasavvuf kitaplarını çıkarırlardı yani. Mesnevi çıkarırlardı. Din yasaktı ama bunlar çıkardı. Marif yayınlarında. Ve de haftada 30-40 tane kitap çıkarırdı Marif yayınları. Hasan Ali Yücel döneminde. Yani bu ülkenin kültürünü değiştiren literatürü en büyük şeyi veren, desteği veren adamdır Hasan Ali Yücel. Can Yücel'in babası yani, şair. Evvela Batı'yı okudum, öyle söyleyelim. Efendim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan kendi emperyalizmini yaymak için dünyada sinemada bir numara olan Hollywood'un süper prodüksiyonlarını bizim gibi ülkelere bedava gönderiyordu. Öyle ki Amerika'da ve İngiltere'de vizyona çıktığı zaman bizde de aynı zamanda vizyona geliyordu sinemalar. Büyük prodüksiyonlar geliyordu yani, öyle şaka maka değil. Birçoğu 3 saatlik, 3,5 saatlik. Gerçekten çok büyük kültür yansıması yapan kitaplar, filmler. Bunu da tartışırdık o Engin'le, Kongar'la yani. Okuduğumuz kitapları da tartışırdık. Tabii o da ateistti. O zaman Emre ateist değildi. Annesi ateist değildi çünkü. Felsefe hocası olmasına rağmen. Annesi oruç tutardı. Zaten yazları geliyordu. O zamanlar yazındı Ramazan. Hepsi de iftar sofrasına oturuyordu. Ateist, İhsan olmak, başta olmak üzere. Öyle bir aile yani. Şeyden gelme. Balkanlardan gelme tipler. Ama çok disiplinli. Yazacakları, kalkacakları, kitap okuyacakları, yiyecekleri zaman hep bellidir. Oynayacakları, bilmem neleri falan. Çok disiplinli bir aile. Biraz da dikkatimi o çekmişti.
Yani kısaca Batı eserleri ile başladım. İlk İslami kitaplar nelerdi okuduğunuz? Nereden buldunuz? Nereden karşınıza çıktı? İslam değilecekse ben zaten Maarif Yayınları çıkan Mukaddemi'yi okumuştum daha evvel. Yine Maarif Yayınları'na çıkan Mesnevi'yi okumuştum ne kadar çıkmışsa. Bilmem ne Genç Osman diye bir adam tercüme ederdi onları o zaman. Yani Maarif Yayınları'nda çıkan işte Bağdatlı Ruhi okumuştum mesela. Efendim. Ama İslami literatürü zaten biz devreye soktuk. Bizim nesil yani. Bizden evvel tasavvuf edebiyatı vardı. Tabii tarihi amaset vardı ve nostaljileri vardı. Bizim bildiğimiz bundan ibaretti. 27 Mayıs askeri darbesi yapıldığında apışıp kaldık biz nesil olarak. Yani aslında mesela biz de bu dönemi öyle biliyorduk ama son yapmış olduğumuz çalışmalarda 46 ile 60 arasında mutasavvuf söylemle çok bulanmış bir şekilde de olsa işte ne bileyim daha böyle hafif Türkçü, milliyetçi söyleme kayacak da olsa epey bir İslami neşriyatın olduğunu görüyoruz 50'li yıllarda 40'lardan sonra. Onlarla hiç temasınız olmuyor muydu o zaman? Şimdi ben aslında askeri darbe yapıldıktan sonra inek milliyetçiliğe paydos. Milliyetin manşeti bu yani. Ve sokaklarda avaz avaz bağırılıyor sosyal adalet, sosyal adalet, sosyal adalet. Hep bunlar yazılıyor falan. Efendim, 1950'li yıllar boyunca zaten tasavvuf kitabı vardı yani onlar. Tasavvufla ilgili kitap doluydu her tarafta. İslam'la ilgili değil, tasavvufla ilgili efendim. Direkt yani İslam şeriatı ile bağlantılı kitap yoktu. Ömer Nasuhi Bilmen'in şeyini, ilmi halini dışarıda bırakırsak. Efendim, böyle birkaç tane ilmi hal vardı. Yoktu. Onun için tasavvuf eserlerinden tabii çok okudum ben. Mesnevi de okudum, efendim Füsus-ül Hikim'i de okudum, Fütuhat-ül Mekke'yi de okudum. Bunları okudum hep. Büyük Doğu'yu yani 43'te çıkmaya başlıyor. İlk dönemlerinden itibaren takip etmiş miydiniz? Ya da daha önce 39'da hareket çıkmaya başlıyor. 43'te Ağaç dergisi olarak çıktı. Yani Büyük Doğu değil. Bir ağırlıklı herhalde değil mi? 47 filandır zannediyorum Büyük Doğu'nun çıkışı. 47'den beri de almışımdır ben Büyük Doğu'yu. Çengelköy'ünde iki tane Büyük Doğu gelirdi. Birisini ben alırdım, birisini de İbrahim Hakkı Yavuz Türk diye biri alırdı. Çengelköy gazetesine, büfesine. Efendim, yani 47'den beri takip etmişimdir. Ama dediğim gibi onu çıkaran adama benim ulaşmam hayalimde bile yoktu yani. Neyse 60'lı yıllara gelinceye kadar İslam literatüründe İslami literatürde doğrudan doğruya şer-i şerifle ilgili, İslam'ın bir nizam, intizam, bir düzen, bir hukuk olduğu ile ilgili hiçbir kitap yoktu. Bizim nesli uyandıran bu şeydir. 60 darbesinin getirdiği yeni havadır, iklimdir. İslam'da sosyal adalet diye ortaya çıkınca sosyal adalet yaftası altında zaten şey saklanıyordu. Ekonomik eşitlik saklanıyordu. O zaman ne yapacağız diye düşünürken devlet Yaşar Tuna göre tercüme ettirdiği yasak Seyit Kutup yani bu ülkede. Ve yine devletin kütüphane müdürlerinden olan İhsan Babalı'ya bastırdığı, Cağaloğlu yayını bastırdığı ilk kitap İslam'da sosyal adalettir. Sosyal adalet ya şey. Gündem. Gündem efendim. İhsan Babalı için ne dediniz? Devlet Kütüphanesi Müdürü. Devlet Kütüphanesi Müdürü evet. Efendim. Unutursam bağışlayın. Estağfurullah. Bazı şeyleri atlayabilirim, unutabilirim yani. Yok ben anlayamadım sadece şeyi kaçırdım. Ha, tamam efendim. Diyeceksiniz ki devlet niye bunu tercüme ettirdi yasak kitabı? Devletin
1699'dan yani Karlofça'dan bu yana takındığı bir tavır vardır. Batı'ya direkt karşı koymamaktır en azından. Batı dinine girmeye karar vermişlerdir. Niçin mağlup olarak oturduk biz Karlofça masasına? Niye yenildik? Üst yapı karar vermişti o zaman. Bizi İslam dini geri bıraktı. Onun için mağlup olduk Batı'ya. Kendilerini sorgulayacaklarına İslam'ı sorguladılar yani. Efendim. İşte ondan beri oluşan batılılaşma hareketi. Başlangıcı odur. 699'dur yani. O anlaşmadır. ...60 yılına kadar... ...hiçbir şekilde... ...Osmanlıların içindeki o son kitapları da okudum ben birçok. Mesela Elfaz-ı Küfür diye bir kitabı vardı. Mesela... ...son devirlerine ait ilmihal vardı. Hı hı. Müslüman namazını kılıyor, açıyor avcını. Ya Rabbi zimmillerin sayısını çoğalt. Onların dünyalıklarını mamur et ki biz fazla cizye alalım diye dua ettiriyorlardı. Çok kötüdür yani o zaman. Müslümanların hali çok kötüdür. Saftırlar adamları ama yani o saflık İslam'ı omuzlarında taşıyacak durumu almış götürmüş. Yani öyle bir saflık. Efendim. Bu 60'larla beraber değişmeye başladı diyorsunuz. Bu 60'ta değişmeye başladı. Yani bizim nesillerde yani bu özellikle bu kitap özellikle bana çok fazla etki yapmıştı. Çünkü ilk defa bir takım sosyal ve iktisadi konuların Kur'an'la izah edildiğini gördüm orada. Onun için Seyyid Kutup benim için çok rahmetli bir adamdır. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir röportajınızda beni Kur'an'la tanıştıran, Kur'an'a yönlendiren... Aynen, şey. Aynen öyle. Birden gözümüz açıldı, ne yapacağız derken bizde sadece tarihi nostalji ve hamasiyat var. Bir de tasavvuf edebiyatı biliyoruz. Başka bir kitap okumamışız. 60'tan öncesi için şey diyorsunuz yani biraz daha böyle Türkçü, tasavvufçu bir plan, çevredeyken yani, hatta biraz Osmanlıcı bir çevredeyken bir de hapis anınız var sizin darbeden sonra bir değişim yaşıyorsunuz herhalde. 61'de daha tekrar edildim ben evet. Efendim. Zaten 1950 ile 61 arasında ben mutasavvuftum. Tabutluğa atılana kadar. Oradan sonra da Balmucu'ya attılar bizi 6 ay 18 gün. Neydi gerekçe? Gerekçe 27 Mayıs askeri darbesini tenkit etmek. Etmiş miydiniz? Tabii ya. Yani. Hangi kanalla etmiştiniz? Valla dernekler kanalıydı. Mesela Beyler Bey Kültür Derneği vardı. Birkaç arkadaş orayı ele geçirdik biz. Sadece müzik bölümünü bıraktık. Başkanı kimdi biliyor musun? Ali Topuz diye meşhur olan bir adam var yani Halk Partili. Onların elinden aldık, Halk Partilerin elinden. Kimlerin elinden aldık? Sonra İşçi Partisi Türkiye Gençlik Kolu Başkanı olan adamlar vardı yani orada. Onların elinden aldık onu Beyler ve Çengelköy gençleri olarak. Bize ne diyorlardı? Milliyetçi gençler falan diyorlardı. Daha sağ sol falan ortaya çıkmamıştı o zaman. Milliyetçi gençler, milliyetsiz gençler. Öyle diyelim. Yani solcular diyelim o zaman. Go home Amerika derken biz de komünistler Moskova'ya diye bağırıyoruz filan sokaklarda. Uzun hikaye bunlar da. Ama bu işte dediğim gibi Seyyid Kutup'un Yaşar Tınagür'ün devletin ajanıdır o. O zaman bilmiyoruz tabii. Efendim. Kendisi Batı'ya karşı, Batı'nın dinlerine karşı, Batı izmlerine karşı doğrudan devlet karşı çıkmıyor. Kendi içinden, yani halkın içinden ya da toplumun içinden gruplar çıkarıyor. Öyle mücadele ediyor devletin. Tavrı o o zaman. Başka bir anlamı yoktur zaten Seyyid Kutup. Yasak gördük şeylerde. Yani Seyyid Kutup gibi, Abdülkadir Udeh gibi bir takım ateşin
İslam yazarları yasak. O zaman bilmiyorduk, ben aşağı yukarı 62 miydi, 63 miydi o kitabın? 62'ydi galiba. Galiba 62. 62 değil mi? Öyle olması lazım. Efendim, ta 67'ye kadar benim de devlete çalıştığımın haberinde değildim yani. Devlet politikası içindeymiş o. Ben Hilal Dergisi'nin Ankara'da ders sayısı çıkmış, 4 cildi çıkmış. Bana gelip teklif edildiğinde ben 2 numara olmam demiştim. 2 numara sadece Necip Fazıl'ın önünde oldum ben. Onu biraz Hilal'e geçmeden önce anlatabilir misiniz? Bir Hilmi Oflaz'la tanışıyorsunuz, o sizi Necip Fazıl'la tanıştırıyor. Nasıl oldu? Bu Hilmi Oflaz da Çengelköy'ünde oturuyor, ben de Çengelköylüyüm. Bir dışarıda bir kahvehanenin şeyleri var, masaları falan var. Orada oturup konuşma yapıyoruz bazı arkadaşlarla falan. Birisi de arkadan seyrediyor. Ki simasını tanıyor, görüyoruz yani Çengelköy o zaman fazla kalabalık değil, 60'lı yılların başlarında. Böyle uzanmış böyle. Çok tipik bir adamdı Hilmi Oflaz. Tanıdınız mı bilmiyorum, yok tanımamıştım. Ben tanıdım. Tanıdın mı? Efendim, Necip Fazıl'ı her şeyle, tikleri dahil taklit eden bir adamdı. Bıyığı, tarih, dahil. Yazı yasaydı ya da Osmanlıcadan yeni Türkçe'ye çevirseydi bir şeyi, aynen 3 nokta bilmem ne hepsi, yazı stili de Necip Fazıl'a. Kopist yani, kopyası. Efendim. Döndü, onu birkaç da böyle görünce, ya gel dedim, boynun kırılacak, aramıza gel. Yani, Hilmi Hafız'a. Bir gece tabii bu. Yani. Geldi yanımıza, bir heyecanlı bir adam böyle. Yani. Neyse, saat 12 oldu, kahve kapandı. Ben eve çıkıyorum, Vahdettin Köşkü'ne. Vahdettin Köşkü'ne çıkıyorum. Hemen de oturduğumuz yerin şeyinde, yanında böyle bayıra vuruyoruz. O da benimle geliyor. Meğerse o da daha yukarıda oturuyormuş, talimhanenin altında. Eve geldik, o devam edecek. Vedalaşıyoruz falan. Bana dedi ki, siz dedi, niye yazı yazmıyorsunuz dedi. Gece yani adam benimle gülür mü geçiyor dedim. Hiç aklımın kenarında öyle. Ben okumayı seven bir adamım. Hakikaten okumayı seven bir adamım yani. Öyle basit değil yani. Efendim. Baktım ciddi söylüyor. Adı Yahudi'nin durup dururken insan yazı yazabilir mi dedim. Sen dedi konuşmasını biliyorsun. Aynen konuştuğun gibi yazarsın. Hı. Gitti adam. Gece uyuyamadım ya o gece. Ulan acaba olur mu falan. Kalktım bir yazı yazmaya kalktım. Ve ilk yazımın başlığı kavram kargaşasıdır. Kavram kargaşası. Sabah öğlene doğru bizim oraya geleceğim dedi. Sen de gidersen dedi. Beraber gideriz aşağıya. Yukarıdan aşağı geldi. Ben de yazmıştım yani şey yazıyı. Bunu yazdım dedim. Bir de baktım ertesi günü Yeni İstanbul Gazetesi'nde çıktı. Şaşırdım. Hem de nerede çıkıyor? Düşünürlerin düşüncesi diye bir ikinci sayfada şey var. Bölüm var. Yani her gün bir adam yazıyor orada. Orada Necip Fazıl yazıyor aynı sütunda. Orada Galip Erdem yazıyor. Orada Nurettin Topçu yazıyor. Orada bilmem. Bu gibi adamlar yazıyor. Orada da benim yazım çıkıyor. Sene 1962 değil mi? 62 sanıyorum efendim. Yazıyı görünce ben afalladım tabii. Gazete Gökhan Evliyaoğlu, Hamit Eskan ve birisi daha vardı. Üçlünün elindeydi o zaman. Daha belki kurucusu onun Mason şeyli, Balkanlı efendim. Habib Edip Törehanlar. Öyle olunca yazı yazmaya devam ettim yani. Haftada bir yazı çıkmaya başladı Yeni İstanbul'da. Düşünenlerin düşüncesi köşesinde. Necip Fazıl'la tanışıyorsunuz herhalde onun vesilesiyle tekrardan. İşte çok değil, bir iki gün sonra
3 gün ya da 5 gün sonra. Ben dedi, seni dedi, üstada götüreceğim dedi filan. Ne diyorsun sen dedim. Deli misin lan sen, manyak mısın lan? Yok götüreceğim dedi ya. O zaman Fener yolunda, Moda'da. Fener yolunda oturuyor. Biraz da tecessüs ettim yani. Acaba olan nasıl götürecek yani? Nedir bunu? Adam kapı komşusunu götüreceğim der gibi diyor. Ha? Gittik. Fener yoluna. Girdik içeri. Oo. Necip Fazıl Hilmi Oplu'da bir iltifat. Şaşırdım ben efendim. Ben size idolleştirmişim. Gökyüzlerinde şeyde 8. galaksilerde geziyor. Neyse beni tanıştırdı. Efendim. İşte orada sorguladı beni yani. Efendim. Ben rahat konuşurum herkes karşısında yani. Sonra birkaç sefer oraya Fener yoluna gittik. Oradan Altunizade'ye taşındı. Bir bahçe içindeki eve. Bir tarafında bir at ahır yatırdı. Atı sever yani biliyorsun. Necip Fazıl. Esas şeyimiz orada. Altunizade'de geçti. Ben Çengelköy'den yaya gidiyorum hatta yukarı. İşte 63 büyük doğularını beraber hazırladık yani. Tabloid boyutu. İlk defa Büyük Doğu tabloid boyutu o zaman o 62 63 daha doğrusu. 63'te çıktı sanıyorum. Büyük Doğuların daha evvel beni abone toplamaya gönderdi ülkeye. Daha dolaştım sohbetler yaparak. Aboneler topladık falan geldik. Altınzade'deki evde hazırlıyoruz. İlk sayısında şöyle diyor. Artık solo. Bir tek genç bana yardımcı dedi. Adam benim işte yani. Dedektif X1'i hazırlıyorum. Tarih sayfası yapıyorum o zaman. Bilmem ne yapıyorum falan. Dedektif X1'i hazırlıyorum derken onu Necip Fazıl yazmıyor mu? Yok. O sayılarda ben yazıyorum yani. He. Benim olduğum şeylerde Dedektif X1'i. Bu önemli bir bilgi. Ha bak. O bakmadan olmaz tabii, bakıyor. Kendi stiline çevirmeye çalışıyor falan yani, kendi yazı stiline. Stil harmonisi de olsun diye belki. Efendim. Böylece 10-15 sayı, kaç sayı çıktı bilmiyorum. Yani o devre kaç çıktı, tabloid boy kaç sayı çıktı hatırlayamıyorum. Siz 65'e kadar berabersiniz herhalde. Değil mi? 1965'e kadar. Yok. Değil mi? Bir inkıta oldu arada. Hmm. Çünkü Necip Fazıl'a bağırarak ayrıldım ben Büyük Doğu'dan. Lazım değil şimdi şeyler. Niçin sebebi? Ama aradan 3-5 ay geçti. Gitmedim yani. Ayrıldım. Benim yazıhanem... Yani yayın evim şeydi, Aydınarhan'daydı, Cağaloğlu'nda. Hep MTDB'nin önünden geçerim böyle. MTDB'ye geçtim, Milli Türkler ve Birliği binasını. Yeşildir'e denen köşeye, yani karşı tarafında İran Siperdenizi var. O köşeye geldiğinde bir özel araba durdu yanında. İçinden bir hanım çıktı ve koluma girdi. Sen neredesin İsmail oğlum bilmem ne falan filan. Karısı Necip Fazıl'ın, Neslihan Hanım. Ha tabloda da görmüştüm. Necip Fazıl'ın konferansı var şeyde, Milli Talebe Birliği'nde. Yani gireyim girmeyeyim falan tereddüt ettim. Girmedim, devam ettim yani. Tuttu beni. Bir tarafından da büyük oğlu Mehmet. Kollarını atıp geri çevirdiler beni. Soktular içeri. Necip Fazıl'ın konferansına. Tabii en önünde de yer ayırmışlar onlara, protokol yeri. Ben de onların yanında oturuyorum lan. Biz içeri girerken Necip Fazıl o tahta merdivenler arası sahneye çıkan oradan çıkıyordu yani.
Oturduk ama bir heyecan tabii bende. Yani ne olacak şimdi? Yani? Ben o zaman sizin büyüklüğünüz benim bizim küçüklüğümüzden geliyor. Bir an geldiğinde yani bu davaya kendim bizatihi kendimle katkıda bulunduğuma inandığım herhangi bir günde ilk yapacağım iş sizi davadan tasfiye etmektir demiştim. Öyle çıkmıştım yani. Efendim. Şimdi ne beklersin sen? Heyecanla bekliyorum yani. Bitirdi. Neyse alkışları da sever. Alkışlandı malkışlandı. İndi yani merdiven aşağı. Ben üçüncü sırada oturuyorum. Yanımda Nisan abla oturuyor. Onun yanında da Mehmet oturuyor. Yani benim tarafımdan geliyor. Uzattı elini benim yanına gelince. Nasılsın dedi. Ha nasıldım dedi pardon. Anladın mı? Dedim her zamanki gibi üstad. Fevkalade falan dedim. Geçti yanımızdan. Neslihan dedi ki eve götür bunu. Beni yani. Arabayla da gelmişler ya özel arabayla. Beni götürdüler evine. Bu sefer şeyde oturuyor. Eren köyde bir yerde, şöyle bir yerde. Kazım Nami Duru, avukat. Kazım Nami Duru'nun şeyinde, kaşhanesinde iki tane köşkü var, birinde oturuyor. Gittik oraya. Nesan abla dedi ki, ben dedi yemek hazırlayayım, hazırlatırayım. Orada da kameraya var, kameranın altında da 15-20 tane genç adam var. Necip Bey gelene kadar onlarla meşgul ol dedi filan dedi Nesan abla. Gittik tanıştık. Yeniden ihya edilmeye çalışılıyor Büyük Doğu Cemiyeti. Bu gençlerin neredeyse tamamı Kayserili. Kayserili Han'ın sahiplerinden biri mesela bir tanesi. Beyazıt'taki. Neyse. Gittik yanlarına selamun aleyküm, aleykümselam. Tanıştık birbirimizle. O sırada üstad geldi zaten, yanımıza geldi. Beni onlara bir takdim etti ki aklın durur yani. Büyük Doğu davasının şu sorusu falan gibi. İltifat etti. Büyük iltifatlar tabii. Sonra da o kadar zaman beklemişler çocuklar. Çok kötü huyları vardı şeyin üstadın. Adın mı? Bir iki şey laf etti. Hadi size güle güle dedi çocuklara. Benim koluma girdi. Eve doğru yürüdük. Evine doğru. O kadar zaman beklemişler orada o çocuklar. Her biri ya üniversiteli ya bilmem neli falan yani. Öyle basit adamlar değil. Efendim. İçimden gene dedim ki ya gene bir belaya düştük ama dur bakalım. Efendim. Gittik yemeğimizi yedik. Bilmem ne yaptık falan filan. Büyük Doğu cemiyeti ihya ediliyor falan filan. Yani gidip gelmeye başladık tekrar efendim kısaca. Ta 75 dönemi Büyük Doğularına kadar. 65 Büyük Doğularına kadar efendim. Tabii o 65'te ben Hilal Dergisi'nde çıkarıyorum aynı zamanda. Efendim. Ona nasıl bakıyor üstad? Her şeye nasıl bakıyorsa öyle. Herkes çok alt perdededir yani. O yıldızdır ya da o güneştir. Diğerleri yıldız kadar olsun yani. Ay gibi onun ışığını yansıtıyorlar. Ay değil. Başka bir şey yani daha küçük. Seyyid Kutub'a mesela gelip benden sordu. Seyyid Kutub hakkında konferans verdi orada. Sonra vazgeçmişti. Ya bırak onu Mehmet Akif'e damlara çok yakın mesafede uçan bir şair diyor. Ondan büyük kimse yok. Bir anekdot anlatayım. Bu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne giderken orada park var. O parkın içinde de bir umumi hela var. Osman Yüksel Serden geçiyle gidiyorlarmış orada. Osman biraz bekledi de şurada ufak çişimi yapayım demiş Osman'a. Haşa üstad demiş haşa. Sizden küçük bir şey sadır olur mu?
Bunu ben başkasından duydum. Neyse, büyük doğulara ve 65 büyük doğularına gene birlikte girmek zorundayım. Hem hilal tarihi çıkarıyorum hem yarım mesai de oraya veriyorum yani. Yarım günü. Şeyi aylık hilal tarihi. Necip Fazıl'ın sizin için o dönem önemi neydi? Yani bir röportajınızda şey demişsiniz. Yani bizim gibi okuyan insanlara o dönem konuşma cesaretini veren adamdır. Onun gibisi sonra... her zaman öyledir. Yani o bu ülkenin kendisi aristokrat olmasına rağmen bu ülkenin zencilerine öyle diyelim yani. Ya da avamı nasa. Sen de konuşabilirsin. Cüretini vermiş adamdır bana göre. Yani. İslami bir yenilik, yani çağa İslam'ı taşıma diye bir derdi olmamıştır. Zaten İslam'ı çok fazla bildiğini düşünmüyorum yani efendim. Ama tasavvuf literatürünü ifade olarak, anlatım olarak çağa taşımıştır yani. Özellikle Nakşi, Abdülhakim Arvasiye, onun şeyi, şeyhi 33 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurma uçurmuşum diyor ya. Evet. Efendim. Sonra 30'a indirmişler onu, 33'tür o. Nüfus kağıdı bir ay benim cebimde kaldı şeyin. Necip Fazıl'ın. Bizde kaldı yani. Şeyle çalışırken, 63 büyük doğularında çalışırken rahmetli Nihat Armağan diye birisi vardır. Bu Mustafa Armağan'ın amcası. Tarihçi. O da gidip geliyor bizim büyük doğu çalışmalarımıza. Bakıyor, seyrediyor filan. Tahsihlere yardım ediyor, bilmem ne yapıyor. Arap Fars'ta okuyor o zaman. Bir gün geldi bana dedi ki, Salih Özcan, Hilal Dergisi'nin sahibi, Hilal yayınları burada ama. Kitap yayınları burada, dergi Ankara'da çıkıyor. Mehmet Akif İnan'ın genel müdürlüğü altında. Efendim. 60'ların başında öyle. 4 cilt. 48 sayı yani. İstanbul'a taşımaya çalışıyor. Hilal dergisini, yani Hilal derginin adı Hilal zaten biliyorsunuz. Evet. İstanbul'a taşımaya çalışıyor. Eğer kabul edersen, Hilal dergisini çıkarmayı kabul edersen. Efendim. Bunu söyleyen Nihat Armağan. Nihat Armağan, evet. Efendim. Konuşmuşlar çünkü Salih Özcan'la. Dedim ben 2 numara olmam. 2 numara sadece Necip Fazıl'ın önünde oldum. Onun için de kepaze oldum zaten. Anladın mı? Yani ben kendi bildiğimi yapmak hakkına sahip olursam bütün mukabeleyi böyle yaparım ben. Anlatabiliyor muyum? İstediğimi yazarım, istediğimi çizerim, istediğimi ne yazdırırım, istediğimi yazdırmam. Yönetmemi istiyor dergi yani efendim. Böyle olursa olur dedim. Neyse, Sipahi Palo Oteli var şeyde. Aydın Rahı'ndan biraz ileride. Anadolu Ajansı binasını geçiyorsun böyle. Şeye giderken Pierre Loti'ye doğru bir ara var orada. Bizim Aydın Rahı da orada zaten. Geldi, Sipahi Palo Oteli'ne getirdi. Salih Özcan'dan anlaşma yaptık yani. Salih Özcan bütün şeylerimi kabul etti. Şartlarımı kabul etti. Patronu yani şeyin. Sadece birkaç tane isim verdi. Bu isimlere yazı gönderirse lütfen dedi. Onları dedi. Geri çevirmeyin. Basabilir misin dedi filan. Ben de olur dedim, o kadar. Olabilir. Kim vardı isimler, hatırlıyor musunuz? Vallahi bunlardan birisi senatördü o zaman. Senato vardı şeyde. Hüsnü Dikeşligil diye bir adam. Pilavoğlu var. Oradan Kemal yaşıyor. Pilavoğlu.
Kemal Pilavoğlu. Ondan yazıyor falan. Risale-i Nur'dan bölümler gönderiyorlardı ondan. Semahattin Gem diye birisi vardı, İstanbul Beyefendisi. Bu Osman Nuri Lermoğlu vardı, Trabzon milletvekili. Böyle 3-5 tane, 5-10 tane isim işte efendim. Ben şeyime sadık oldum sayın. Geldin, koydum yani. 48 sayfalık bir dergi. 48 sayfanın yarısını yazma durumunda kaldım yani. 10 tane müstaharla. Müstaharları sayabilir misiniz biraz? Hangi müstaharlar vardı? Hilal'de zaten bütün Hilal imzalı yazılar bana ait. Ne kadarsa o. İşte Hilal'e mektuplar, Hilal'den mektuplar, Hilal'den mektup efendim. Efendim. Olay hadiselerin ardından bir ay. Hadiselerin ardından Hilal. Baş yazı Hilal zaten efendim. Baş yazı aynı zamanda kapak resmidir benim. Arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım, sınıf arkadaşım, ilkokul arkadaşım. Ressam orada şey açtı, resim. Yalanında resim şeyi açtı. Galerisi. Ona resim, kapak resmi yaptırıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Gittim dedim ki, Tunç adı. Bu İslam coğrafyasındaki devletler var ya, o devlet başkanlarının, şahlarının, bilmem nelerin, bazılarının resmini çiz, portresini. Araya da silüet portreler çiz, silüet. Lejandı da şöyle yaz, yani resim yazısında, bu kurtarıcılardan kurtulmadan İslam dünyasına kurtuluş yoktur. Resim içi yazısı da bu. Adam bir şey bilmiyor zaten, Halk Partili. Halk Partili çiziyorum resmi yani, yanlış anlama. Efendim. İşte bu baş yazıların, bu kapak konularının baş yazısı olarak içeride yazılır. Bazen 2-2,5 sayfa, bazen 3,5 sayfa falan yani şeyler o. Hilal onların hepsi bana aittir yani. Efendim. Hatta bu yazıdan dolayı, çünkü orada Ürdün Kralı Hüseyin vardı o zaman, onu yapmış, onun resmini yapmış. Salih Özcan zaten İslam ülkelerinde dolaşıyor, Pakistan'da, Arabistan'da, şurada burada. Yani Arap, Salih Özcan'ın. Efendim. Ona kitaplar getiriyoruz, işte, tercüme kitabı. Tercümelere böyle başladık biz yani. Eline liste veriyoruz, kitapları toplayıp getiriyor. Efendim. Düşün, adam Pakistan'da Sezai Karakoç mahkeme verilmiş. Ben de onun aleyhinde yazı yazıyorum. Sezai Karakoç'un mahkemesinin aleyhinde yazıyorum. Efendim, mahkeme konusu oluyor tabii hemen. Adam Pakistan'da ama o yazının altında Salih Özcan imzası var. Bu yetkiyi de almışım çünkü. Salih Özcan imzasıyla yazı yazma yetkim de var. Yani. Adam Necip Fazıl'ın tam tersiymiş. Evet. Ama 5.000 geldi buraya Ankara'dan, 10.000'e çıktı tiracı. Hilal dergisi çok etkili oldu. Niye? Çünkü yurt dışına çıktık biz. Klasik böyle İslam, ılımlı İslam falan, eski, sadece namazla, niyazla uğraşan, Müslümana hitap eden dergi birdenbire aktif bir hale geldi. Bu kurtarıcılardan kurtulmadan İslam dünyasının kurtuluşu yok diye yazı çıkıyor yani. Anladın mı? Ve o silüet resimlerden birisi de Mustafa Kemal'e benziyor. Şeyle, Ürdün Kralı'nın kafasıyla İran Şahı'nın kafasının arasında bir silüet var. Mustafa Kemal. İçinde yazdığım şey şudur. Batı emperyalizmi çok ucuz bir yol bulmuştur. Emperyalizmini genişletmek için. O da bazı toplumların üzerine adam göndererek, ordu göndererek, benim ne yaparak? Milli kahramanlar doğurmak. Milli kahramanlar doğurmak. Sonra o milli kahramanlar yoluyla toplumları dönüştürmek. Konunun ana konu bu yazıda. Efendim. Tabii örnekler de veriyorum. Mesela Haile Selasiye'den veriyorum. İşte İran Şahı'ndan veriyorum. Ben Mustafa Kemal'den vermiyorum tabii. He? Afgan kralından veriyorsunuz. Yok.
Bu medyenden bahsediyorum mesela falan efendim. Ondan bahsettiğimi sanmıyorum. Yani ne yapıyor? Saldırıyor İtalya Havistan'a. Hiçbir şey yok orada o zaman. Petrol de yok yani. Yani. Haile Selasiye denen imparatorlar imparatorluğu, krallar krallığı, aslanlar aslanı, sırtlanlar sırtlanı, sıpatlı. Orada da onun bir numaralı masonunu oraya şey dikiyorlar. Kral. Habeş kralı. İşte Cezayir'e saldırıyor. Bu Medyen diye bir komünist geliyor efendim. Bilmem nereye saldırıyor. Türkiye'ye saldırıyor. İşte Mustafa Kemal'i çıkarıyor falan gibi. Anladın mı? Bu anlamı anlatmaya çalışan bir yazı. Bu Ürdün Kralı'nın da resmi var ya. Ürdün'e inmeye çalışmış uçakla. Uçaktan. Ürdün'e indirmemişler bunu Salih Özcan'a. Hilal imzasını ona ait sayıyorlar. El Doktor, El Aziz, El bilmem ne, Ali Özcan. Benim bir itirazım yok. Ona saysınlar beni, ilgilendirmiyor. Ben sadece söylemek istediklerimi söylemeye çalışıyorum yani. Yani böyle şey, olay. Orada anlaştık, bir Hilal'i aldık. 5000 tarzıyla geldi, 3000 şey, abone. 2-3 ay, 2-3 sayı yani. Sonra o 3000 aboneden 2000'i, 2500'ü falan ayrıldı. Yeni sistemden dolayı, yeni stilden dolayı. Ağır geldi anlaşılan. İslam'a sadece bir ritüel dini olarak bakıyor o zaman toplum. Kur'an muşambalara sarılmış. İşte burası salondur mesela bu yön. Şu köşeye asılı duruyor. Kur'an muşambalara sarılı. Birisi ölürse evden ya da çevreden okumasını bilen birisi varsa okutuluyor, yoksa imam çağırılıyor mezarlıkta. İlla Yasin suresi okutuluyor. Çünkü yalnız onda bu kitap diriler için indirilmiştir ifadesi var. İlla o okunur mezarlıklarda. Öyle bir devir yani bu. Biz Kur'an diyoruz o zaman. 10.000'e çıktı. 5.000 küsur şey, 500'ü de dış ülkelere, dışa açıldık ya, efendim, tercümeler yapıyoruz ya artık, yaptırıyoruz ya, Seyyid Kutup'tan, Muhammed Kutup'tan, işte Abdülkadir Udeh'ten, Mevdudi'den, işte buna benzer kişilerden. Meryem Cemile'ler, bilmem neler falan filan, efendim, tercümeler yaptırıyoruz falan. Ha, Seyyid Kutup, Mevdudi, özellikle Seyyid Kutup, Mevdudi ve Muhammed Kutup'la ilgili kitapların ön sözlerinin tamamı bana aittir. Evet. Siz Hilal Yayınları'ndan kitaplarını çıkarıyorsunuz. Evet zaten. Yani. Ama bu üçünün. Hı hı. Özellikle bu üçünün. Hatta İstikbal İslam'ındır kitabı. Benim ön sözüm onun kitabından daha çaplıdır yani. Uzundur yani. Anadolu'ya çıktığım zaman bu ön sözleri kim yazıyor filan diye sordular bana. Niye sorduklarını sordum filan. Ya biz bir ön sözleri okuyoruz. Büyük bir heyecanla kitaba giriyoruz ama kitapta o heyecanı görmüyoruz filan. Bunu herhalde yapan diyorum o Seyyid Kutup'un bütününü tanıyor da. Bütünlüğünü biliyor da ona göre yazıyor bunları. Kitaba ait değil, kendi bütünlüğüne aittir onlar da onun için filan. Ben demiyorum ben yazdım tabii. Hepsi Hilal imzalı bunlar. Allah rahmet eylesin. Şey Zafir vardı, onun torunu. Abdülhamid'in şeyde de geçtiyor bu. Abdülhamid şeyinde geçti Şeyh Zafir diye. Bu Serenceviye giderken bir cami var. Ertuğrul Camii'dir o. Onların camisidir o. Şahzeli'lerin. Şahan Şahzeli, evet efendim. Halil Zafir bana demişti ki, çok kibar bir adam. Öyle geniş bir sülale ki yani. Aklın durur. Böyle şey gibi, zeytin gibi esmer. Öz amca çocuğunu gördüm yani onun. Öyle geniş bir aile. Çıkışları Libya, Sunusiler ve Zafirler efendim. Ve Kabe bekçiliği yapan bir sülale bu. Yani.
O bana demişti ki, İsmail'cim, sen bir düşünce ekolü oluşturuyorsun. Onun için bütün yazılarını bir kitaba topla, müstahar yazdığın yazıları. 300-500 bahsetti, kendine mal et. Zaten niye imza atmıyorsun, ben şaşıyorum sana filan. Abi işte çok kibar bir adamdı, yani. Çok sevdiğim bir adamdı yani. Mevdudi'nin iyi hareketlerini İngilizceden ona tercüme ettirmiştim yani. Efendim, ömür boyu bana dedi ki, beni nasıl kandırdın İsmail'cim? Adam, şeyh torunu. Çevirirken bir yandan şoka girmişti. Yani kendine mal et dedi. Niçin abi dedim. Yarın bir gün öyle bir zaman gelir ki şöhretini kullanmak zorunda kalırsın dedi. Tamam. Çok bilen bir adam yani. Çok geniş bilgilere evet. Sahip. Efendim. Öyle bir zaman gelir ki şöhretini kullanmak zorunda kalırsın. Çünkü bir okul ancak şöhretle şey kendisini şey yapabilir, soruyabilir falan. Biz dinlemedik tabii o zaman ama dedim ben bir derginin yarısından fazlasını yazdım görülürse efendim o zaman bu şöhret dedim beni rahat bırakmaz. Rahat bırakmazlar yani. Ben dedim o şöhretten kaçarak rahat yazıyorum bilmem ne yapıyorum falan yani. Efendim. Ama adamın haklı olduğu ortaya çıktı sonra. Çünkü düşünce okulumun parça parça olduğunu gördüm. Bir parçasını sen aldın, öbürünü şu arkadaş aldı, öbürünü sen aldın filan. Parça bölük. Özellikle Ali Bulat çok kullandı benim okulun şeyini. Ali Bulat böyle duruyordu benim karşımda. Çengelköy, Çınar altında. Ali Bulat, Beşir Erersoy. Onlar üç silahşar olarak geldiler. Ahmet Ağarakça. Efendim. Neyse bunları bir şey olarak söylemiyorum. Yani enaniyeti yoktur inşallah. Normal bir olay diye anlatıyorum yani. İşte Hilal dergisini 63'ten alarak 68'e yakın döneme kadar yani 3,5 cilt öyle diyelim yani. Ben çıkardım yani. Ve söylediğim tarzdadır çıkarmam. Niye mi bıraktın? 67 seçimlerinde Salih Özcan Adalet Partisi'nin Sakarya milletvekili adayı oldu. Ona dair bir yazı yazmamı istedi. Adalet Partisi hakkında. Siz de hep Adalet Partisi'ni de çarpmışsınız. Hep ona çarpıyorum doğrusu yani. Anladın mı? Ben de o sayıya, o seçime giden sayıda Adalet Partisi aleyhinde yazı yazdım. Anladın mı? Göndermiş Nihat Armağan'ı o yazıyı oradan çıkarmış mevzuphaneden. Nerede dedim bu yazı şeye meretiphaneye? Dedim vallahi Nihat abi geldi aldı götürdü. Öyle mi? Nereye götürdü? Sipahi Pala'ya götürdü. Tabii koşarak gittim Sipahi Pala'ya. Salih Özcan orada. Ne söyleyebilirim düşün yani. O kızgınlıkla. Ha. Neler söyledim yani. Kendim bile sıkılırım şimdi onları söylemekten, tekrarlamaktan. Böylece ayrıldım yani. Hilal devam etti ama. Etti de 500'e falan indi. Sizin daha sonra 70'lerde yazılarınız var mı Hilal'de? 70'lerde yazılarım, 70'lerde kitap yazdım. Ve o şeyi yazdım işte o Safahat'ın penceresinden. Bugün gazetesinde. Bugün gazetesinde mi? Zaman gazetesinde mi? Bugün gazetesinde galiba. Ben çünkü sanki Hilal'de yazılarınızı gördüm. Ha yok ondan sonra yazı yazmadım Hilal'e. Yani çıktıktan bıraktıktan sonra Hilal'le ilgimi kestim yani. Kestiniz yani. Başka dergi yayınladınız mı hiç daha sonra?
Sizin kendi yayınladığınız bir dergi oldu mu? Yani o biraz önce bahsettiğiniz kitap dergisi hariç. Valla 11 sayı tartışma diye bir aylık şey çıkardım kendim. Hmm. Solo olarak çıkardım tabii. Tartışma 1000 tane basıyordum. Geldi 24 Nisan kararları. Neydi? Çiller zamanında. Birdenbire yani. Elimdeki 1000 lira indi 100 liraya. O kararlardan dolayı. Çıkaramaz oldum yani. Yazamamaktan dolayı değil. Evet. Mesela o tartışma dergisinde o zaman Türkiye Gazetesi bir haber veriyor. Roma Papalığı 7 tane kardinali görev veriyor. Bir evrensel ilmihal yazması için. Evrensel kateşizm kitabın adı. O kitapta 7 tane papaz 7 yıl uğraşıyor. Yazıyor ilmihali. Evrensel ilmihali. Türkiye Gazetesi de bal bulmuş bir adam gibi saldırıyor ona. Sanki büyük bir şey. Şu cümleyi koyuyor. Şu cümleyi koymuşlar. Öyle işte bizim gibi Yahudilerin, şunların bunların tanımladığı Allah gibi bir Allah'a inanmak değil. İslamiyet'in tanıdığı bir Allah'a inanmak, tek Allah'a inanmak lazım gibi bir cümle geçiyormuş. Geçiyor mu geçmiyor mu ben bilmiyorum efendim. Ama öyle lanse ediyor. Türkiye Gazetesi, İlmi Işık'ın mürşidi olduğu gazetedir o. Ben İlmi Işık'a bir ihtar diye kitap yazmışım. Efendim. Ben de onu tenkit ediyorum mesela. Bizim için tek Allah inancı önemli değildir. Bizim için hem tek Allah olacak hem de faal. Faal olacak, aktif olacak. İçimizde olacak yani. Bizim için odur önemli olan. Pasif bir Allah. Her tarafta var. Herkesin Allah'ı var öyle bir Allah. Evet. Çok doğru. Bizim için aktiftir diye yazı yazdım yani. Bizi ilgilendirmez. Türkiye Gazetesi'ne karşı koyuyorum. O sizin gibi klasik Müslümanları ilgilendirir falan. Evet, bir tartışma dergisi çıkardım. Sonra da bahsetmişim daha evvel. Dergi olarak kitap dergisi. Birleşik Dağıtım'ın çıkardığı. Münderecatı oldukça zengin yani. Yazarları da zengin. Bu senesi 95 miydi? 94'ten sonraki zamanlar. Efendim. Zaten 98'e kadar Birleşik Dağıtım'daydım. Orada ya Kur'an çalışmaları yaptım yani. Beni Akif götürdü. Zaten onun şeyinde hakkını verdim yani bir yerde. Ama o götürdükten sonra ben Kur'an doğrudan öyle Kur'an'a eğildim 94 yılında. Bir meal yaptım. Arkasından da mini yorum adı altında 5 ciltlik bir yorumlu Kur'an'ı anlamak şey ismiyle. Anladım. Kitap yazdım. Üçü neşredildi. İkisi kaldı. İflas etti Birleşik Dağıtım. Efendim. Böylece dergicilik hayatım da bitti yani. Sonra site dergiciliğine başladım. Online. Online yani. Biraz önce soracaktın da bu müsterre, hilal imzası haricinde kullandığınız başka müsterreler var galiba. Çok tabii canım. Onları sayabilir misiniz aklınıza geldiği kadarıyla? Mesela Selahattin Saçlı. Mesela Hamza Asyalı. Mesela Osmanzade, babamın adı Osman'dır. Yani. Hatta kardeşimin ismiyle, Kamil Kazdal ismiyle yazdım. Yani. Başka? Zafer Karip. Zafer Karip. Bütün siyasi yazıları Zafer Karip'le yazdım. Yakın Zafer yani. Yakın. Zaten şey slogan oldu Milli Selamet Partisi'nin o. Zafer yakındır diye bağırmaya başladılar. Zafer Karip. Garip değil. Karip. Efendim. Başka? Daha birkaç tane daha var yani efendim. Şimdi hatırlayamadım. Yani isimler de bunlar Hilal dışında.
Bu yayıncılık faaliyetleriniz nasıldı? Yani Kazdal ve İHA yayınlarında ne yaptınız? Neler yayınladınız? Kazdal Yayın Evi'nde 6 kitap neşrettim 3 ay içinde. Bunlardan birisi İbn-i Teymiye'nin kulluğuydu. İlk defa İbn-i Teymiye'yi ben neşrettim bu ülkede. Ve Allah'ın velileri ile şeytanın velileri arasındaki fark İbn-i Teymiye. İkinci kitabımda kendim yazdım bir ihtar. Şey merkezli, Hilmi Işık merkezli. Ki 15 bin sattı o kitap yani o zaman. Efendim. Tabii öyle dedikodular ki, öyle dedikodular çıktı ki özellikle İbn-i Teymiye ve ihtarı yazdıktan sonra kitaplar elimde kaldı. Yani İslam nizamı, Muhammed Ebuzar'ın İslam nizamını bile almamaya başladı kitapçılar. Kapamak zorunda kaldım. Adeta hurda halinde Zekeriya İyilik diye birisi vardır. Belki duymuşsunuzdur. Ona devrettim kalan kitapları. Kapattım şeyi yani. Sonra 72'de İhya yayınlarını açtım tekrar. Tabii daha uzun soluklu. Uzun soluklu tabii. 40 tane kitap. İhya'nınki böyle şeydi değil mi? Parmak mıydı? Yok, Slogos. İhya. İhtar yayıncılıktı, pardon. Yani Hilal Dergisi'nde benim sloganlarım vardı. Onlardan birisi İslam'ın nizam haline gelmediği topluluklarda ferdi Müslümanlık çok zordur. Kare içinde böyle. Bir oydu, bir de o zamanlar her yayın organı bu yayın organı basın yayın yasalarına uymayı taahhüt eder. İfade ediyor. Benimkisi taahhüt etmez. Taahhüt eder yerine taahhüt etmez. Bu dergi basın yayın kurallarına itaat etmez diye vardır. Her slogan böyledir yani. Peki onu sorun etmiyorlar mıydı? O da epey dava açtılar bana. Ama 67 affında hepsi silindi gitti. Evet. Ailenizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim ben. Yani Batum'dan geldik dediniz. Nasıl bir aileydi? Batum'dan niçin gelmişti? Vahdettin Köşkü'ne yerleşmeye benzer bir manası var mı? Küçük bir anlatım yapayım. Babam Rize'dir zaten, Rize kökenlidir. 12-13-14 yaşlarındayken Arnavutköy'ünde çilek vardır. Meşhur Arnavutköy çileği. Ve karanfilcilik vardır. Orada ayakçı olarak çalışmış. Bizim memleketliler yapıyor, Rizeliler yapıyor çilekleri falan. Tabii bu yalılara çilek gönderiyorlar, karanfil gönderiyorlar satmaya. Babam getiriyor onları falan. O Lido'nun yanında, Lido'yu biliyor musunuz bilmiyorum Ortaköy'de. Onun yanında bu Vatilin Keşkü'nün vekil harcı var, Kemalettin Bey. Ona da götürüyormuş yalı yani. Efendim. Batum'da yaşama imkanı zorlaşınca çok da verimli tarlası varmış babamın. Arazileri varmış. Onu bir Gürcü'ye, Acaralı'ya, Acaralı Gürcü'ye yani Müslüman Gürcü'ye. Acara, Gürcü'dür de Müslümanlarına Acara diyorlar. Efendim. Satarak 3-5 kuruşa bir alaca inekle, bir takım işte bakır tencere leğen filan gibilerle çıkıp geliyor. Bizi bırakıyor amcasının oğullarının yanına. Adapazarı, Karasu, Karapelit köyünde iki tane amca oğlu var. Geliyor İstanbul'a. Gidiyor o Kemalettin Bey'in yanına. O Kemalettin Bey'i de getiriyor Vatilinin Köşkü'nün çiftliğine. Efendim, oranın zaten vekil harcı. Yani Vahdettin'in vekil harcı. Efendim. Neyse, çiftliğinin bir kulübesi var. O kulübeye yerleşiyoruz, alıyor bizi şeyden. Karapelit köyünden getiriyor.
Ve orada kalıyoruz 6 aylıktan itibaren. Efendim. Serencam'da da anlattığım gibi yani. Efendim. Fatettin'in kız, büyük kızı özellikle. Eşi, kadın efendi. Kadın efendi, şehzade doğurana, erkek doğurana denir. Hasikeler arasında kim erkek çocuk doğuruyorsa o kadın efendiliğe terfi eder. Ölüyor Şehzade Ertuğrul Mısır'da. Çıkıp geliyor 46 yılında. Benim kardeşim var Ergün. Onun adını Ertuğrul diye diye başlıyor. Ergün diye o koymuştur onun adını. Kadın adını. Kadın efendi. Gönenli bir basit kadın ama. Hiçbir bilgisi yok. Gönenli. Zaten Gönenli yine bir kadına satılmış görünüyor. Onun için alamadılar. Özel mülk, Zehra Altun diye Gönenli bir kadın. Asiki dairesinin şeylerindenmiş. Terzilerinden filanmış bu. Neler gördü bu gözüm? Ne saygı, ne biçim şeyler var. Kadın efendi geldiği zaman kendi memleketinden, kendi köylüsü. Python'da geldi böyle bir dış kulübü var. İç bahçeye girmek kapı var böyle. Orada bir ufak meydan var. Python'dan geldi oraya. Python'un merdivenlerin altına yastık koydu. Zehra Hanım. Oralar onun. Malı yani. Tapulu malı. Yastığa da başını koydu ki üstüne bassın diye. Hiç böyle şey de gördün mü sen? Bu saray adabı bu. Yastığın üzerine koydu başını. Kadın efendi aşağı inerken başına bassın diye. Böyle şeyler gördüm yani. Evet. İhya yayınlarında da İhya yayınlarından bahsetmem gerekir yani. Benim çünkü büyük mücadelem orada olmuştur aslında. Mesela Abdülkadir Udey'in ceza hukukunu orada çıkarmışındır. Mesela Mason diktatörlüğü, mesela Yahudi kadro, Kızıl Yahudi kadro, Talmud'un mevkii gibi kitapları o yayınlarda çıkarmışındır. Yani siyasi bilinç oluşsun diye. Efendim. 94'te kapattım yani. 72'de açtım. 94'te kapattım. Ondan sonra da işte kuranekerim.org'la bilmem neyle falan. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık. Sizi de çok yorduk. Yok ben birkaç kişiyle konuşma imkanı bulduğum için ben de teşekkür ederim.